Yo, uzun yolda giderken uyuyup dalınca neler oluyormuş onu göstereceğim size. Fakat arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Uzun yolda uyku halinde olacağınızı düşündüğünüz anda hemen çekin bir dinlenme tesisine. Arkadaşlar arabanın içinde mi yatarsınız? Başka yerde mi yatarsınız? Yatın ama kendinize gelin. Ondan sonra yola çıkın arkadaşlar. Şimdi size uyku halinde bariyere çarpmış bir arabanın hasarını göstereceğim. Allah'tan ölümlü bir kaza yok. Sadece ve sadece maddi hasarlı kaza var. Ama sonuçta bir milli servet arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, hasarı size gösteriyorum arkadaşlar. Tampon, far, çamurluk, kaput bu şekilde. Ön takımda da tabii ki haliyle o kadar dayanıklı bir araba olmasına nazaran tabii ki şiddetli vurma neticesinde salıncak kollarını yamulmuş halini size göstereceğim şimdi. Şu dümdüz durması lazım iken bu şekilde yamulmuş, vurma derecesinin şiddetini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, keza bunu da yamultmuş. Evet, şimdi yavaş yavaş çamurluğa bariyere nasıl sürtmüş görüyorsunuz. Feci bir şekilde tabii ki alt tarafları da sürtmüş. Ve geçiyoruz bu tarafa. Son anda hafif bir direksiyon hakimiyetiyle ancak arka sol tarafı biraz sürtmüş. Orta kapıda bir şey yok ve gördüğünüz gibi alt tarafta da tabii ki biraz hasarlar var ufaktan. Ve deponun altını da arkadaşlar şöyle odaklıyorum size. Delmiş. Şimdilik geçici olarak arabayı sağa sola götürmek için yapıştırıcı sürüldü. Biraz yakıt koyup sağa sola götürüp şasesine, masesine baktırmak için arkadaşlar. Görüyorsunuz. Allah'tan ölümlü kaza yok. Sadece ve sadece maddi hasarlı kaza. Dronluyorum. Evet arkadaşlar, hasarı size gösterdim. Gösterirken de içim cız etti. Milli bir servet tabii ki haliyle. Gördüğünüz gibi yazık olmuş. Ama cana gelmemiş. Ona şükürler olsun. Mala gelmiş. Bir evin ocağına ateş düşmemiş. O da çok önemli. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün Kahramanmaraş'a giderken Toros Dağları'nda öyle bir dat doluyor ki böyle uyuyacakmış gibi oluyorsun. Gözünü kapa diyorsun. Gözün açık bile göremiyorsun. Dat dat böyle ışıklar böyle yana yana bana bir kamyon geliyor. Onun ışığını gördüm. Böyle kalp krizi geçirir gibi bir sağa çektim hemen. Olduğum yerde hemen emniyet şeridinde geniş bir alanda arabaların bana zarar vermeyeceği bir boşluk buldum arkadaşlar. Cep buldum. Orada 1-2 saat uyudum. Kendime geldim de sonra bir dinlenme tesisi aradım. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Uzun yola çıkmadan önce dinlenin. Dinlenemediyseniz nerede uyku hissettiyseniz en yakın dinlenme tesisinde arkadaşlar dinlenin ve öyle yola çıkın. Bu arkadaş maddi hasarlı kaza yapmış. Sizinki de cana gelmesin, mala da gelmesin arkadaşlar. Ya da karşı taraftaki bir insanın hayatına ve malına gelmesin. Size kazasız sürüşler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.